Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah sağlık sıhhat versin. Ekim ayı satış rakamları açıklandı. Çok çarpıcı detaylar var. Rakamlarla bunu size anlatmış olacağım. Ekim ayında pazar %4 daralmasına rağmen hafif ticari araçlarda satış rakamları yukarıya doğru, otomobil satış rakamları da aşağıya doğru bir ivme kazandı. Bunun nedenleri nelerdir? İlerleyen zamanlarda hafif ticari araçlarda ÖTV ile ilgili bir düzenleme gelir mi? Çünkü pazar payına baktığımızda yerli hafif ticari araçların payları çok düştü. Bunun nedenlerini de bu videoda size anlatmış olacağım. Çinli otomobillerin pazardaki payları da düştü. Bu da çok önemli arkadaşlar. Chery ve BYD'nin geleceği karanlık mı? Yine bir diğer konumuz. Bakın Ekim ayında her şey değişmiş oldu. Domino taşları yerinden oynamış oldu. Dizelin payı pazarda çok düştü. Hibrit ve elektrikli araçların satışlarında artış var. Bu konuyu da anlatmış olacağız. Şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Sizden tek istirhamım, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Otomobil satış rakamları hafif ticari araçlarda %15 artı, toplam pazar %4 azalmış. Bunun sebeplerinden başlayalım arkadaşlar. Bakın hafif ticari araçların payı artıyor, otomobil satışları düşüyor. Çünkü birçok otomobil %45, 50, 60, 70 ÖTV dilimindeyken şu anda hepsi %80 ÖTV diliminde. Fakat hafif ticari araçların ÖTV'lerinde hiçbir değişiklik olmadı. Bunun aksine hafif ticari araçlarda donanımları daha çok arttı. Teknolojik olarak araçlar daha güzelleşti. İşte dıştan baktığınızda da hafif ticari araçlarda diğer otomobillere yarışacak duruma geldi. Bu yüzden dolayı da hafif ticari araçlar daha çok tercih ediliyor. ÖTV'sinin düşük olması da diğer otomobillerin %80 ÖTV diliminde olması onların rekabet şansını daha çok artırıyor. Yani şu anki geldiğimiz durumda hafif ticari araçlar gerçekten donanımsal, teknolojik, estetik ve yerden yüksek olması, SUV tarzı hissi vermesi ve bu araçlarda benzinli değil de daha çok dizelin kullanılması bu otomobillerin kullanılmasına ve talep görmesine sebep oldu. Bu yüzden de biz Ekim ayında hafif ticari araçların satışlarında artış gördük. Ama burada bizi bekleyen şu tehlike var. Hafif ticari araçların pazar payına baktığımızda yerli oranı %19.50, ithal oranı da %80.50. Bu bizi biraz düşündürüyor arkadaşlar. Neden mi? Fiat Doblo ve Fiat Fiorino'nun şu anda üretiminin Türkiye'de olmaması. Normal şartlarda Fiat Fiorino şu anda Türkiye'de üretimi var ama bu yıl sonuyla bitecek deniliyor. Doblo'yu da İspanya'ya gitti. İspanya'ya gitmesinden dolayı şu andaki hafif ticari araçlarda yerlilik oranımız çok düşmüş oldu. Bu da insanın kafasında şöyle bir soru işareti bırakıyor. Biz cari açığın açılmaması için her türlü tedbirleri aldık ve ÖTV ve KDV'den bir gelir bekliyorsak 2025 yılında buradaki açığı belki ÖTV zammıyla kapatabilir hükümet diye düşünüyorum. Tahminim 2025 yılında bunların ÖTV'sinde bir düzenleme olur. Çünkü yerli üretimi hafif ticari araçlarda hiç yok gibi. Bu da biraz düşündürücü. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. İlerleyen zamanlarda böyle bir şey gelir mi? Şimdi gelelim bir diğer konuya arkadaşlar. Dizel tarih mi oluyor? Dizel tarih oluyor da elektrikli otomobillerle hibrit otomobiller daha mı çok satılıyor? Pandemi döneminde şöyle bir şey çıkmıştı. Dizel tarih oluyor. Dizel üretilen araçlar Avrupa'nın birçok ülkesinde başkentlere giremeyecek. Avrupa'da bu olursa Türkiye'de de bu olur diye. O zamandan bu zamana Türkiye'ye gelen otomobillerin dizel üretiminde bir düşüş oldu. Türkiye'ye 1.0 ve 1.2 birçok otomobil piyasaya girmiş oldu. Bu yüzden dolayı da insanlar hibrite ve elektriklinin de Türkiye'ye girmesi biraz hızlı oldu. Fiyatları ucuz olması, elektrikli otomobillerin üretilirken maliyetinin daha düşük olması, çünkü bir motor yok, sadece bir pil var. Pilden dolayı bu hareketi sağlayabiliyor. Bu yüzden de elektrikli otomobillerin ucuz olması, hibritin daha cazip olması, mazota ve benzine gelen zamların çok olmasından dolayı burada elektrikli ve hibrite bir talep oluştu. Bunu da bu tabloda görmüş oluyoruz. Yani şu anki geldiğimiz durumda en cazip otomobil hangisi derseniz, yani ben olsam şu anda hibrit alırım. Ama hangi markanın hibritini derseniz, benim tavsiye edeceğim otomobil Toyota. Toyota yıllardır bu işi yapıyor arkadaşlar. Toyota'nın hibriti bence şu anki alınabilecek en mantıklısı. Chery kan kaybı yaşıyor arkadaşlar. Chery'nin satış rakamları düştü. %40 ek vergi gelmesi
düşmesi Chery'yi çok etkilemiş oldu. Şimdi %40 ek vergi otomobilde ne kadar donanımsal, teknolojik ve görüntü olarak araç güzel de olsa burada fiyatın çok etkili olduğunu görmüş olduk. Chery'nin satış rakamları düşmesi de bunu göstermiş oldu. Burada teşvik belgesini eğer Chery ya da B'ye de alamazsa onların Türkiye pazarından bence yavaş yavaş gideceği gibi gözüküyor. Çünkü bu satış rakamlarıyla Türkiye pazarında rekabet etmesi çok zor. Chery'ye de şu anda baktığımızda satış rakamlarında 10. sıraya gelmiş oldu. Sıralamaya bakalım. Otomobil satışlarında Renault 1. sırada, Volkswagen 2. sırada, Fiat 3. sırada görünüyor. Şimdi burada Volkswagen nasıl 2. sıraya çıktı arkadaşlar? Kampanyaların dozu arttı dedik. Kampanyalar gerçekten 300-400 bin TL'lik indirimler yaptılar ve birçok otomobili filo firmasına sattılar. Şu anda filo firmaları Volkswagen'den indirimli birçok otomobil aldı. Bu yüzden de pazar payı yükselmiş oldu. Ellerinde çok stok vardı. Bu stok fazlalıklarını bitirdiler. Ekim ayındaki yükselişi Kasım ayında da yükselecek mi bakacağız. Biz otomobil almak için Volkswagen'i aradık. Polo'nun hala 1.400 TL civarında olduğunu gördük. Taygo'yu geçen ay daha ucuza satmışlardı. Taygo mu Polo mu derseniz bence Taygo daha mantıklıydı. O yüzden de şu anda fiyatlar çok yüksek. Fiyatların yüksek olmasının sebebi ellerindeki stok fazlalıkları bitti. Bu yüzden de geçen ayki satış rakamlarında Volkswagen'in ikinci sıraya yükselmesindeki asıl sebep kampanyalar, stok fazlalığı ve filo firmalarının bu otomobilleri tercih etmesiydi. Yani Ekim ayında otomobil piyasasında gerçekten çok farklı şeyler oldu. Hafif ticari araçların öne çıkması, otomobil satış rakamlarının düşmesi, TOGG'un elektrikli otomobillerde birinci sıraya çıkması, birinci sıraya yükselmesindeki asıl sebep 700 bin TL'ye 12 ay 0 faizli kampanyaların olmasıydı. Şu anda en önemli sorun otomobilde paraya ulaşmak çok zor, otomobil almak çok zor. Bu yüzden de kampanyalı, 0 faizli olan kampanyalara daha çok talep oluşuyor ve bu otomobiller daha çok satılıyor. Burada da TOGG'un daha çok satılması bunu da bize göstermiş oluyor. Bazı arkadaşlar diyor ki otomobil satışları oluyor. Otomobil satışları olacak arkadaşlar. Yani 20 bin, 30 bin filosu olan araçlar var. Bu otomobilleri yeniliyorlar. Kiralama zirve yaptı. Kiralamada birçok otomobil var. Bunlar ikinci ele geliyor. Şu anda ihaleleri takip ediyoruz. İhalelerde sürekli otomobiller satılıyor. Her gün binlerce otomobil ihalelere çıkıyor. Bunların içinden yarısı satılıyor. Yani günlük olarak baktığınızda çok otomobil satılıyor. Ve de bunun yerine de ikinci el satıldığı süre içerisinde sıfır otomobilleri de filo firmaları indirimli olarak almak zorundalar. Bu yüzden de şu anda otomobil satılıyor. Ama biz buradaki satış grafiğine bakıyoruz. Satış grafiği sürekli düşüyor. Yıl sonu olmasına rağmen satış rakamları hala düşüş yaşamış oluyor. İkinci el otomobil piyasasındaki fiyatlara bakıyoruz. Reel olarak düşüşler hala devam ediyor. Minik artışlar görünse de diğer emtialara karşı, enflasyona karşı otomobil şu anda can çekişiyor. Bu da ikinci el piyasasında fiyatların yukarıya çıkmamasını, sabit kalmasını ve ay bazına baktığımızda da çok minik artışların olduğunu göstermiş oluyor. Arkadaşlar kısaca şöyle özetleyelim. Ekim ayında hafif ticari araçlar ön plana çıktı. Volkswagen yaptığı kampanyalarla ve filo firmalarına yaptığı satışlarla ikinci sıraya yükselmiş oldu. Elektrikli otomobillere bir talep var. TOGG T10X 1. sırada, Tesla 5. sırada. Hibrit otomobillerin satışları arttı. Dizel araçların üretiminin az olmasından dolayı dizel araçlardaki satış grafiği düşmüş gibi gözükse de gelen otomobillerle karşılaştırdığımızda dizel otomobillerde hala satılmış oldu. Bakalım otomobil piyasasında kampanyalar olacak mı? Bizim düşüncelerimiz olacağı yönünde. Satış rakamları yıl sonu olmasına rağmen satış rakamları yukarıya çıkacak gibi gözükse de ben hala düşüş olmasını bekliyorum. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüz olsun. Hoşça kalın.